Herkese yeniden merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kalemlik videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bugün sizler için farklı bir kalemlik yaptım. Aynı zamanda bir geri dönüşüm projesi de bu. Çünkü bu kalemliği bir mayonez kabından yaptım. Bu aralar geri dönüşüm projelerine birazcık ağırlık verdim sanırım. Ama ben gerçekten çok zevk alıyorum yaparken ve her zaman söylediğim gibi bunlar maliyeti çok düşük projeler. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. Mayonez kabının dışındaki etiketleri çıkararak işe başladım. Ancak genelde bu etiketleri çıkardığımızda yapışkanı plastiğin üzerinde kalıyor. Bu yapışkanı asetonla temizleyebilirsiniz. Ben ojemin çıkmaması için bu işlemi yaparken eldiven kullandım. Kabımın dışını temizledikten sonra maket bıçağıyla ağız kısmını kestim. Daha sonra kabımın içini güzelce yıkayıp kurumasını bekledim. Kabım kururken ben de kalemliğin üst tarafında kullanacağım kumaş parçasını ütülemeye başladım. Kabımın etrafını saracak uzunlukta bir kumaş parçasının üç kenarını içe katlayarak ütüledim. Bir sonraki adımda katladığım kenarlardan birini diktim ve bir tünel oluşturdum. Daha sonra bu tünelden bir ip geçirdim. Dikmediğim diğer kısmın bir katını açarak yapıştırıcı sürdüm ve kabımın etrafını sardım. Ben yapıştırıcı olarak peligon kullandım. Çünkü plastikte silikon kullanırsanız eğer sıcak silikon donduğunda hemen çıkıyor. O yüzden sizlere de tavsiyem plastik gibi malzemelerde peligon tarzında güçlü ve yavaş donan bir yapıştırıcı kullanmanız. Kabımın alt kısmını süslemek için akrilik boya ile bir ayıcık figürü yaptım. Öncelikle kurşun kalemle şeklimi ana hatlarıyla çizdim. Daha sonra boyama işlemine geçtim. Mutlaka birkaç kat boya sürün, yoksa dalga dalga oluyor. Hatta boyanızı biraz sulandırabilirsiniz.
Ben kalemliğim için mayonez kabı tercih ettim. Ama bulaşık deterjanı kabı, şampuan, ketçap, hardal gibi ürünlerin kaplarını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer bu tarzda farklı ürünlerle yaparsanız mutlaka Instagram'dan benimle paylaşın. Ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video yüklediğimde haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşunun yanındaki o küçük butona basarak bildirimleri alabilirsiniz. Bir dahaki projede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.